Bir önceki videoda tek kovalent bağlı moleküllerin nokta yapılarının nasıl çizileceğini gördük. Bu videoda da çoklu kovalent bağları konuşacağız. Yine bir önceki videoyla aynı şekilde başlamak istiyorum. C2H4 yani eten molekülü için nokta yapısını çizmek istiyorum. Karbonu burada dördüncü grupta görüyoruz. Hatırlayalım. Karbon dördüncü grupta yani 4 değerlik elektronu var. O halde 4 değerlik elektronlu bir karbon çiziyorum. Nokta yapımda bir karbon atomu daha olduğunu biliyorum. Onu da aynı şekilde 4 değerlik elektronuyla çiziyorum. Bu şekilde karbonlar arasında tekli kovalent bağ olacağını hemen görebiliriz. 4 hidrojenimiz var ve hidrojenlerin periyodik tabloda birinci grupta olduğunu biliyorum. Yani hidrojenin bir değerlik elektronu var. Şimdi devam edelim ve her karbon üzerine iki hidrojen koyalım. Bir hidrojeni buraya ve diğerini de bu karbona koyarsam elimde iki hidrojen daha kalacak. Öyleyse bu iki hidrojeni sağdaki karbon üzerine koyabilirim. Noktaları birleştirdiğimde karbon ve hidrojen arasında burada bir bağ olduğunu fark edeceğiz. Ancak bu doğru nokta yapısı değil. Çünkü karbonlar arasındaki elektronları sayarsak hadi sayalım. Önce soldaki karbonu yapalım. 2 4 6 ve 7 elektron var. Yani her karbonun etrafında sadece 7 elektron var. Karbon oktet kuralını sağlamıyor. Karbon etrafında 8 elektrona ulaşabilmesinin ve karbonlar arasında çiftli kovalent bağ oluşturabilmenin tek yolu, pembe renkli bu elektronun buraya ve bu elektronun da buraya hareket etmesidir. Bu karbonlar arasında tek bir kovalent bağ yerine bu şekilde çift bağ ve her karbon üzerinde iki hidrojen olacak. Bu eten ya da etilen için doğru olan nokta yapısıdır. Buradaki oktet kuralını kontrol ederek sağlama yapabiliriz. Her bir karbona bakarsak 2 4 6 ve 8 elektron olduğunu göreceğiz. Yani her iki karbonda bu nokta yapısı oktet kuralını sağlıyor. Hadi. Bir örnekte CH2O yani formaldehit için yapalım. CH2O için nokta yapısını çizmeye yine merkezde karbonla başlıyoruz. 4 değerlik elektronu bu şekilde çizelim. Elimizde 2 hidrojen daha var bir tanesini buraya sol tarafa ve diğerini de buraya sağ tarafa koyalım. Sıra oksijende. Oksijenin değerlik elektronlarını bulmak için periyodik tablomuza dönüp bilgilerimizi tazeleyelim. Oksijeni 6. grupta görüyoruz. Yani 6 değerlik elektronu var. Oksijen için 6 değerlik elektronu çizelim. 1 2 3 4 5 ve 6. İşte bu şekilde. Bağlarımı birleştirmeye başladığımda soldaki karbon ve hidrojen arasında bir bağ, sağdaki karbon ve hidrojen arasında da diğer bir bağ olduğunu biliyordum. Bu karbon ve oksijen arasında da bir bağ var. Ne yazık ki hala karbon ya da oksijenin etrafında oktet elektronları yok. Karbon etrafındaki elektronları bir kez daha işaretlersem yeniden sayıyorum. 2, 4, 6 ve 7 elektron var. Yani hala karbon etrafında 8 elektronu elde edemedik. Bu yüzden buradaki oksijenle bir elektronu paylaşmamız gerekiyor. Karbon ve oksijen birer elektronlarını paylaşacak şekilde aralarında tek bağ bu şekilde çift bağ oluşturacak. Oksijen etrafında hala iki yalın çift elektron ve karbondan gelen iki hidrojen var. Formal için doğru nokta yapısı budur. Oktetin sağlamasını yapabiliriz. Bu karbona bakarsak 2 4 6 ve 8 elektron var ve oksijende 8 elektron açıkça görülüyor. Evet, formal deyet için bu doğru nokta yapısıdır. Hadi bir tane daha çoklu kovalent bağ örneği yapalım. CH2 yani etin molekülünü inceleyelim. Bir kez daha karbonu dört değerlik elektronu ile çizelim. Bu sefer iki karbonumuz var. İkinci karbonu da dört değerlik elektronu ile çiziyorum. Bu iki karbon arasında hemen tekli kovalent bağı görebiliriz. İki hidrojen var. Bir kez daha bir hidrojeni soldaki karbonun yanına çiziyorum ve tekli kovalent bağla bağlıyorum. Diğer hidrojeni de aynı şekilde sağdaki karbonun yanına çizip diğer bir bağla bağlıyorum. Karbonun değerlik elektronlarına bakarsak toplamda 2 4 5 ve 6 elektron var. Karbonun oktetini tamamlaması için 8 elektrona ihtiyacı var. Bu durumda 2 elektronu paylaşmamız lazım. Her iki karbonun da 2 elektron paylaşması gerekiyor. O halde buradaki elektronu buraya, buradakini de buraya getireceğiz ve aynı şekilde bu elektronları da hareket ettireceğiz bu karbonlar arasında üçlü bağla sonlanacak. Gösterirsek karbonlar arasında üç bağ, her iki tarafta da hidrojen var. Sağlamasını da yapalım. Buradaki karbonda pembe ile gösterirsek 2, 4, 6 ve 8 elektron var. Yani oktet var. Etin ya da asetilen için doğru nokta yapısı budur. Tekli ve çoklu kovalent bağlar için nokta yapılarını gördük. Bir sonraki videoda karbon içeren farklı moleküller için hibritleşme durumlarını inceleyeceğiz.